tam boşum. Merak etme aşkım, ben seni beklerim. Bilmez miyim? Asker gidecek, geri gelecek, geri gelip evlenecek. Lira mı onu? Sıkma canını kardeşim, sıkma. Üzülme. Hem o kız seni hak etmiyor ki. Öyle gelin başım olur lan. O dünyadaki en güzel şey Doğan. Sen daha güzellerine layıksın kardeşim. En güzeline layıksın. En güzeli. Tutaydım saatimi. Hüseyin, indir kollarını. Hüseyin kurban ola. Sarılaydım öyle evladıma. Getme deydim. Bak herkes bize bakıyor. Hüseyin, Hüseyin topla kendini. Başımızda babamız sen kaldın bir tek. Bak el kadar torunumuz var, yapma Hüseyin. Hüseyin topla kendini. Getmez dedi. Abi mangal hazır. Filmin en duygusal yerinde geldim canım. Sonra şey yaparsın onun başı. Ama iş beklemez şekercim. Ben bir yüzüme yıkayım kendime geldim. İzletme bana böyle şeyler ya. Yüreğim kabarıyor. Adın ne senin? Selahattin abi. Sana mükellef bir sofra kurdurdum Selahattin. Sağ ol numan adam ama ben tokum. Bizden çaldığına göre açsın demektir. Benim bugünkü görevim seni doyurmak Selahattin. Afiyet olsun. Oğlum sana söz veriyorum. Ortamlarda en güzel hayatı biz yaşayacağız lan. Yaşayacak mıyız lan? Yaşayacağız tabii oğlum. Senin yaşadığın hayat kimde var lan? Yediğin önünde, yemediğin arkanda. O zaman önündekileri sayıyorum. İki paket makarna, iki bütün ekmek. Ucu kopmuş. İnsan yemek yedirerek öldürülür mü? Et kaldı mı, ek var. 25 kilo daha antrikot var abi. Aldırın. Sofra fakir durmaz. Selahattin, sendeki kafa akan şükür de yok ha. Ama ağlama canım. Bak, sen Seven filminde obur adamı yedirerek öldüren Kevin Spacey'i tanır mısın? Kevin Spacey abi o. Ekber. Allahu Ekber. Selahattin, ölürken sinematografiye katkın olacak canım. Yaşarken amaçsız kaldı. Ölürken altın palmiyelik olacak. Dünya sineması seninle gurur duyacak Selahattin. Allah tahsiratını affetsin. Afiyet olsun Selahattin. Ye ye. Hep köfte köfte olmaz Selahattin. Biraz da büftek ye canım. Hah, ver o antrikottan ver. Oğlum, askerde her gün kızı sayıklanın. Kız geldi taktı burada çakana kantini sana. Bir sus be hayvan. O kız pişman olacak kardeşim. Göreceksin, pişman olacak. Ulan öyle büyüyeceğiz ki İstanbul'u bile yeneceğiz be. Oğlum çıtayı çok yüksek tuttun lan.
İstanbul çok büyük. Bari Kırşehir'i falan hedef alsaydın. Kardeşim, bak söylüyorum sana. Şurada en fazla 3-5 ay. 3-5 ay sonra kapında yalvaracak o kız. Öyle bir büyüyeceğiz ki oğlum. Tamam. Arkadaşlar nereye? İçeride arkadaşımız var. O arkadaş geçen yıl öldü canım. Kolay değil tabii. Bunca yıllık gece hayatı var çocuğun. Yordu geceler. Abi içeride diyoruz ya. Askerlik arkadaşımız. Şafak 10 numara çocuktur. Burada Şafak diye biri yok. Nasıl yok ya? Çocuk, bunlar hep bizim canı yaran. Tabii. Öyle bir şey. Bari siz çok mahcup olacaksınız ha. Şafak bir duyarsa bu olayı yemin ediyorum işinden olursun ha. Ya ikiniz de. Ne olmuşum? Ha canımın cananı gel. Allah'ım güzelliğe bak. Numan. Ha. Ben düşündüm, taşındım, karar verdim. Hani önce benim kariyerim önemli ya. O yüzden önce güzel yarışması sonra evlilik. Nasıl? Beni oyalamıyorsun değil mi canımın cananı? Ay öyle şey olur mu Numan'ım? Benim biricik aşkım, benim bir tanecik sevgilim, benim canım olmuşum. Canım sevgilim. Yani ben duydum güzellik yarışmasına başvurular başlamış. Yani ben niye güzellik kraliçesi olamıyorum ki? Sen benim gönlümün kraliçesisin. Ama senin gönlünden Miss World'e gidilmiyor Numan. Belki ben de güzellik kraliçesi olurum. O zaman Afrika'daki aç çocuklara yardımcı olurum. Ay dünya barışını falan getiririm ben belki. Direkt yardım edelim canımın cananı. Ben 3 ton tarhana çorbası yaptırayım. Önce mide bir yumuşasın. Ben yumuşamıyorum Numan. Önce güzellik yarışması sonra evlilik. Abi, sana da siparişini verdim. İstersen gidebiliriz. Herhangi bir sıkıntı çıkmasın Ekber. Biliyorsun salata benim hassas noktamdır. Bilmez miyim abi? En son Akdeniz restorantında salatayı beğenmeyince şefe yedirdin 25 kilo yeşilliği. Ayıptır söylemesi. Çişi hala roka kokuyormuş. Ekber. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz lan? He? Aşiret çocuğum lan ben. İlla böyle tehditkar cümlelerle mi konuşalım? Ya bir dur ya. Gel buraya diyorum sana. Gel buraya. Oğlum, oğlum sen niye aşiret çocuğum diyorsun lan ha? Sen çekirdek ailesin. Bir ablan var, bir sen varsın. Başka? Ulan beni niye küçük düşünüyorsun güvenliklerin yanında? Niye aşiret çocuğum diyorsun? Aşiret çocuğu musun sen? İçeri girmek için diyorum. Alma Sezar Bey lan. Siz bizi hak etmiyorsunuz zaten. Ne yapıyorsunuz çakma sosyeteler? Neredesin oğlum sen? Kapıda ismini verdik, az kalsın bağlayıp dövüyorlardı oğlum bizi. Amma çok sevenim varmış. Kapıya çıkabilseydim kesin alırlardı. Güvenliklerin isim hafızası yok. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun lan? Ben kapıda fırça yemek için mi son paramı benzine verdim? Yok abicim, ben sokacağım dedim mi sokacağım. Alın bakalım şunları güzel kardeşlerim. Bu ne lan? Bu ne lan? Garsonsunuz siz. Yok ya, ver önlüğü bulaşığa da yardım edelim istersen. Tipe bak. Amma bıdı bıdı yaptınız. İçeri girince çıkarırsınız oğlum. Hadi şuradan ikişer tenekede yağ kapın. Ya ne oğlum ya? Bunlar tarihi geçmiş, atılacak ama sizi içeri sokmaya yarayacak. Mutfaktan sessizce dalıyoruz içeriye. Arka kapıdan giriyoruz. Siz ön kapıdan kulübe sıvışırsınız. Plana bak ya. Senin yapacağın planı yiyeyim lan. Öyle kolay mı sosyete dünyasına adım atmak? Ne güzel işte. İşe mutfağından başlıyorsunuz. Beyler, biraz oyalanın. Ben sizi sokacağım içeri, tamam mı? Oyalanın mı? Ya çaktırmayın işte, yürüyün. Hop, ne oluyor? Ne var onda? Ya abi. Tamam, getir şuraya dök. Çabuk. Şefin salatası yağsız olmuş dedirtmem. Bu Kamil bunların tarihi geçmiş demedi mi lan? Oğlum boş ver şimdi tarihini marini ya. Yakalanmadan çıkalım hadi dök dök. Ne diyorsun ya? Dök oğlum dök. Oğlum döksene ne bakıyorsun? Dök.
Sana da şef garsona söyle, hangi masaysa derhal götürsünler. Beklemesin müşteri. Tamam abi. Oğlum dök, adam dök diyor, dök. Bir gün köprüden geçiyorum, arabanın lastiği patladı. Tabii o zaman adam yok. İndim, açtım magazin kapağını, bir baktım filme banknot var. İndirdim banknotları bir kenara, stepneyi çıkardım, lastiği değiştireceğim. Polis geldi. Ne yapıyorsun dedi. İndirdim ona da bir demet, lastiği beraber değiştirdi. Ay bıktım vallahi, her gece buraya gel ne oluyorsa. İstanbul trafik, vallahi bayılacağım ya, çok sıkıldım. Afakanlar basıyor bana. Ya işte ben senin bu hiçbir şeyi beğenmeme ihtimalini beğeniyorum canım. Hafız, ha? Bak sana ne diyeceğim. Bu bizim patron var ya, sanki bana böyle biraz kılıbık gibi geliyor. Ha? Ne diyorsun? Kılıbık değil koçum, kalbi ılık. Kız yıllardır evlenmeye yanaşmıyor. Moralmanı bozuk müziyasında. Numan. Hı? Numan, sen artık beni hiç sevmiyorsun. Sen hiç ilgilenmiyorsun da benimle. Yani güzel erkek yarışmasına bile katılmama izin vermedin. Ama sen taktın bu yarışmaya canım. Güzelsin işte, uzatma. Ben anlamam Numan. Söz verdin, seni güzellik kraliçesi yapacağım dedin. Yahu sen benim kraliçemsin. Seni ben tescillemişim, daha ne? Sen. Sen. 75 milyon diyorum Numan. Gerçek bir halk tescillisini istiyorum beni. Gerçek bir halk. Ya sen benim kraliçemsin. Ben yetmiyorum yani sana, öyle mi? Çocuklar. Buyur abi. Gel. Yengeniz güzel mi? Güzel abi. İşte bu. Jüri kararını verdi. Güzelsin. Ayol bunlara nefes alsa yeter. Bunlar mı beni güzel buldu? Bunlar mı beğeniyor beni? Ya şu halimize bak ya. Şu halimize bak. Hediye paketi gibi yaptılar bizi burada ya. Oğlum bir sakin ol. Her güzel şeyin bir bedeli var. Şu elimizdeki salatadan bir kurtulalım. Ondan sonra gider akarız alemlerde. Bir dur ya. Sen kaç arıyorsun? 8 numara. Nerede bu 8? Ben 15 arıyorum. 8 numara benim. 15 8... siz misiniz acaba? 15 numara. Böyle bir siparişiniz var mı? 8 numara mı siz? 8. 15 sizin mi? 15 sizin mi? Heh. Afiyet olsun. Oğlum nerede bu 8 numara ya? Oğlum şu kıza bak ya. Şu kıza bak, ne kadar güzel bir kadın ya. Biz mi? Bizi mi çağırıyorsun? Aptal herif. Salata. Abinin. Ha öyle mi? 8 numara. Buyurun efendim, şefim elleriyle hazırladı bunu. Şefin salatası. Aferin şefa. Çocuklar. Bu kız güzel mi? Kim? Vallahi abi ne desek ki şimdi? Gerçeği söyle. Güzel de. Güzel değil lan. Maşallah taş gibi kız vallahi abi. Yani sen burada olmayacağın var ya, bunu burada parça pinçik ederler ha. Aa, Allah sahibine başlasın abi. Yani hanımefendi çok güzel ama sizin yanınız da güzel. Yani şu fotoğrafın sosyal medyada en az 1500 like'ı var, öyle söyleyeyim abi. Halkın oylamasını da kaptın vallahi. Bir tane garson beni oylasan olacak, oylamasan olacak zaten. Açar mısın? Öyle deme. Bu çocuklar malın iyisinden anlar. Buraya ne karılar geliyor biliyor musun sen? Evet abi, teşekkür ederiz. Malın iyisinden anlarız. Allah razı olsun. Biz hala burada mısınız lan? Bak size demir yuttururum, pastı sıçarsınız. Kaybolun. Biraz ağır olmadı mı sanki? Topa bas. Hadi. Emredersiniz abicim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Numan Bey. Başka bir arzunuz var mı efendim? Ya müdür, bu masada bütün hikayeleri ben anlatıyorum. Yoruldum canım. Biraz da sen anlat ya. Bu ne lan böyle? Sorun ne Numan Bey? Bu ne? O şef olacak pezevengi buraya getir canım. Problem ne? Anlamadım efendim. Hesap mı soruyorsun lan? Gelsin dedim. Abi bırak bu ibineyi kılçıksız yapayım. Oğlum bir sakin ol ya. Olay çıkarma zaten afiş olduk amına koyayım. Lan müdür, sen bize burayı yaktırtmak mı istiyorsun? Al bu salatayı, siktir git.
senin var ya ağzını yüzünü gözünü dağıtırım ha. Sıkma git lan. Tamam. Yeter amına koyayım. Yengeciğim kusura bakma. Bu göt bir bayanın yanında nasıl konuşulacağını bilmiyor da. Yengem var. En son girdiğimiz ihale 10 milyon dolarlıktı değil mi Berkçim? 9'a kabul etmedin inşallah. Ya hiç kabul eder miyim Demirciğim ya? Bizde laf ağızdan bir kere çıkar. 10 dediysek 10. Helal. Siz ne iş yapıyorsunuz ki? Ben anlamadım. İhracat yapıyoruz biz. İhracat. Yağ taşıyoruz. Yağ taşıyoruz uzak gemilerden bu ülkeye. Bu kulübün yağını biz veriyoruz. Komple biz yağ dağıtıyoruz. İthalat yani. İthalat, ihracat hepsi var bizde. Siz yormayın o güzel bacaklarınızı böyle mevzularla. Bana bak, bizim diğer ortağı da mı çağırsak diyorum Berk'cim? Oğlum şimdi bak karılar 3 kişi tamam mı? Biz 2 kaldık. Bir tane fazla. Kesin arıza çıkar. Bu işler böyledir. Baksana kıza. Yılan gibi. Fettan bakıyor. Fettan mı? Fettan. Ara 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 gelsin. Ben arayayım ya Tuncay'ı. Ben bir Tuncay'ı arayayım. Bizim ortak. Tuncay, neredesin ortak? Ne Tuncay'ı oğlum? 10 dakikada ne içtiniz? Kafanız mı güzel? Kim bilir kimi yiyorsun yine? Oğlum gerizekalı mısın sen? 3 tane karı bulduk diyorum sana. Bir tanesi boşta. Kop gel diyorum sana hadi. Nasıl geleyim oğlum? Çalışıyorum. Ya oğlum bul bir yolunu gel diyorum sana. Kız taş. Belki de hayatının aşkını yaşayacaksın gerizekalı. Tamam tamam kapat be. Tuncay tamam. Jeep'i park ediyor. Geliyor buraya. Harika ya. Tuncay bizim 3. ortak. Jeep var onda. En pahalısını aldı. Manyak çok meraklı. Ya bana bak ya. Nereye harcamamızı şaşırıyoruz bazen. Hadi ne içiyoruz ya oğlum? Hadi. Hadi bakalım. Bul yolunu gel demesi kolay. Yanına bulaşık var burada. Nerede o şef? Şefi bulun bana. Buradayım müdür, hayırdır? Kardeşim sen beni öldürtecek misin? O salatanın kime gittiğini biliyor musun sen ya? Kimse kim kardeşim? Ben salatama laf söyletmem. Vallahi adamlar da pek laf söyleme taraftarı değiller zaten. Direkt dükkanı yakmaktan bahsediyorlar. Çoluğum çocuğum var kardeşim. Böyle salata yapılır mı? O zaman yemeyecek şefin salatasını, söyleyecek çobanını, oturacak aşağıya. Allah Allah. Ya git başımdan denyo, başımı belaya sokacaksınız ya. Ver şu bıçak setimin çantasını bana. Şefim giderse ben de giderim. Ne? İstifa ediyorum. Olmaz. Ne alaka lan? Yok şefim yok. İnsanda biraz şeref, haysiyet olacak. Manyak mısın lan sen? Sen anlamazsın. Şefle tabakçı arasında acayip bir bağ vardır. Ben artık başkalarının bıçaklarını yıkayamam şefim. Sen nereye? Ben oraya. Ulan utanmasam hüngür hüngür ağlayacağım ha. Aferin lan emeklerimi boşa çıkartmadın. Hadi gidelim o zaman. Asiktir lan manyaklar, sizinle mi uğraşacağım? Gözüm görmesin ikinizle. Defolun. Kızlar nerede? Tuvalete mi gittiler? 29T buradan geçiyor mu dedi bu mal? Kalabalıyız mı oğlum? Nasıl sığacaktık arabaya? Allah belanızı versin sizin. Ulan ben gül gibi bulaşıkçılıktan bunun için mi istifa ettim? Abi ben anlamıyorum ya. Hadi bizi kulüpten çıkardınız. Ay arabaya niye el koyuyorsunuz? O tabancayı görmedin mi orada? Gördün değil mi sen de? Ya diyor ki getir paraya al arabayı. Ya böyle saçmalık mı olur? Gittim orada civcivim ya. Oğlum cepte 5 kuruş para yok. Sen artist anahtar fırlatıyorsun orada balayı. Adamlar bize kızdıkları için değil ki. Otoparkın karşılığında el koydular arabaya. Yok yok. Gaza gelip istifa etmeseydim iyiydi. Ya gitti benim de arabam ya. Başlayacağım senin arabana ha. Oğlum sen niye işi bırakıyorsun lan? Biz sen çalışıyordun. Şimdi 0 tükettik ha. Bizim şef değil mi o? O ne yapıyor? Ağlıyor mu? Kusuyor mu? Ne yapıyor ya? Şefim? Şefim? Ha. Siz mi geldiniz çocuklar? Neredesin oğlum sen ya? Buradayım şefim. Şefim, yapma. Üzme kendini. Sen koskoca şef adamsın. Sana iş mi yok? İçer misiniz? Yok, biz şimdi karıştırmayalım abi. Sağ ol. İyi. Koyuyorum böyle. İsteyen içsin. Teklif var, ısrar yok. Herkesin kantarı benim de. İsteyen içer.
Şefim, bak Ayaz çıktı. Hadi evinize gidin artık. Ya da biz bırakalım sizi. Benim evim yok ki oğlum. Yok. Kaldığım otelin parasını kulüp ödüyordu. Biz genellikle güneyde iş yaptığımız için benim buralarda evim yok. Dükkandan da kovulunca otelden de kovulmuş olduk otomatikman. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Ben de arabayı yeni kaybettim şefim. Acını az çok anlıyorum. Ya ama... Sen gel bu gece bizde kal şef. Sabah ola hayrola. İçer miyiz? İçeriz. İçeriz. İçelim. Abi. Abini sikeyim. Ne var? Bildiğin alışveriş yapıyorlar. Ne alışverişi canım? Benim bu işleri yasakladığımı bilmiyorlar mı canım? Bilmezler mi abi? Vergiden okuyorlar. İrtibata geçin bulun. Olur abi. Eğer askersen silahını seveceksin. Bir şeyler soyuyorsan bıçağını seveceksin. Abi, komutan kapıdan girdi. Dağ gibi 2 metre böyle bir komutan. Ben de hemen bir kısa künge, bir selam. 10 numara geldi beni şap diye alnımdan öptü. Bravo dedi. Bravo asker dedi. Helal olsun lan sana dedi. Karargah karargah oladı dedi. Bugüne kadar dedi böyle çiçek yemedi dedi. Ha yapıştır. Olaya bak be. Şef, benim şefim. Neydi senin adın? Şafak. Şafak, bak senin şimdi o 5 lira dalgan var ya, 5 lira olayım. Gözümden kaçmadı yani. Onu biliyorum. Şimdi bak, eğer haklıysan unutacaksın. O sonra döner dolaşır, senin karşına gelir. Eğer haklıysan tabii. Şimdi bak, intikam sıcak yenen bir yemek değildir. Yani kuru fasulye gibi değildir. İntikam incik kebap değildir. İntikam ızgara hiç değildir. İntikam zeytinyağlı taze fasulyedir. İntikam plakidir. İntikam favadır. Ne kadar soğuk yersen o kadar güzel olur. Açacaksın buzdolabına, unutacaksın. Şimdi o 5 lira bırak cebinde dursun, tamam mı? Tamam şefim. Hadi o zaman. Hadi. Hadi bakalım. Hadi intikam. Alo. Aa, Soykut Beyciğim, Soykut Müdürcüğüm, siz beni arar mıydınız ya? Ha? Yok, ben bu yaz çalışmam, kafamı dinleyeceğim. Çalışmayı düşünmüyorum hiç. Ha, tamam, tamam. Düşünürsem sizi ararım. Tamam. Hadi, eyvallah. Hayırdır şefim? Benim Antalya'da geçen sene çalıştığım 5 yıldızlı otelin 5 yıldızlı lavuk müdürü. Ne diyor? Bizim aşçı kaçtı diyor, bizim şef kaçtı diyor. Sen bizim başımızda durur musun? Sen olmazsan biz ne yaparız? En iyi karpuzdan kuğuyu sen yapıyorsun baba diyor. Falan diyor, filan diyor. Ne desin lan? Çalışmayacağım dedin adama. Oğlum ben de lavukla çalışmam ki zaten. Ne bu? Ya sular kesik de bununla idare et şef. Niye kestiler suyu? Ya içkici çocuk geldi. Dedi ki sizin bu borcu ödeyeceğiniz yok. Ben en iyisi suyunuzu keseyim. Daha fazla girmesin dedi. Bu da size benim kıyağım olsun dedi. Sağ olsun, ne düşünceli adammış. Neyse, Allah'tan yaz ayındayız. Doğalgazın kesik olması koymuyor. Oğlum doğalgaz ne zaman kesildi lan? Vallahi kesildi tertip. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Tabii sen soğuk suyla duş aldığın için anlamıyorsun. Biz böyle 2 aydır götümüzü kasarak duş alıyoruz. Aa, o değil de geçen ay elektrik kesildiğinde nizama devre yaptırdık. Adamın parasını hala ödemedik. Oha! Çüş! Biz kaçak elektrik mi kullanıyoruz? Oğlum var ya, hiç farkı yok diğerinden ha. Evet, aynı. Bravo, maşallah. Ulan ne sıkı arkadaşsınız siz be.
Birinizi icra ile alıp götürseler diğerlerinizin haberi olmayacak lan. Kusura bakma ya şefim. Bu ara olayımız böyle. Ama inşallah toparlayacağız. Değil mi güzel kardeşlerim? Evet evet. Toparlayacağız. Vur kardeşim. Hayda, tünele mi girdik lan? Ulan şimdi bittik ha. Bu nedir ya? Nizam, ben senin yapacağın devrenin. Şu fenerleri açalım beyler. Aç, aç. Bu nasıl açılıyor ha? Hadi şefim, ben seni yatağına hazırlayayım. Sen geç yat hadi. Sen yatağı matağı hazırlama. Boğuları hazırla. Niye? Yarın Antalya'ya gidiyoruz. Alo, neydi senin adın? Soykut. Demek Osman'mış ha. Nerede buluşacağız? Antalya'da abi. Geçen sene yaptıkları otelde yapacaklarmış. Yani Osman sorun olmaz diyor. Güzel. Biz de biraz dinlenmiş oluruz. Ya peki demedi mi baba bu işleri yasaklamıştı diye? Şüphelenmedi mi? Ekber. Yok abi. Baba doğruyu bulmuş. Sağ olsun dedi. Doğruyu bulduracağım ben ona. Numuş! Numuş'um! Bak! Bak ne buldum, bak! Canım benim, ne buldun ya yine? Başvuru formu. Güzellik yarışması için. Ne yapacağız bir formu yani? Biz yarışmaya katılmayacağız ki. Yani Ekber'in yaşı geçti, zaten almazlar. Ben evlendim, boşandım. Şimdi ortaya çıkarsa tacımı elimden alırlar. Ya sen zaten güzelsin. Boş ver bunu ya. Ne yapacağız? Ben anlamam Numan. Ben bu sefer bu güzellik yarışmasına katılacağım. Katılmıyorsam da kaçacağım artık. Yani kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım. Ama bana bunlarla gelme bak. Sonra ben üzülüyorum. Bu da üzülüyor. Bavullarını hazırla. Yarın Antalya'ya tatile gidiyoruz. Güzellik yarışması başvurusu Fahri Bey'di değil mi? Yes, it is sayın yavrum, yes. Buyurun, odanız efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bunlar sözünü ettiğin gençler mi? Aa, evet. Şafak, Doğan, Güneş. Şafak mutfakta benimle kalıyor. Diğer ikisine ne iş verirsen yaparlar. Ama fazla ezme çocukları. Merak etme. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şef pardon bir şey soracağım. Jet ski'yi kullanabiliyor muyuz? Ha? Gerizekalı. Sen nasıl bir malsın ya? Nasıl bir malsın? Muza bindirecek adam bizi. Şaka. Bu şaka mıdır ya Şafak Doğan? Bu ne ya? Beyler, çalışmaya geldik. Kral dairesi verecek halleri yok. Abi tamam çalışmaya geldik de o kadar da çalışmaya gelmedik ya. Bu nedir abicim? Bu ne? Yarı açık tatil köyü. Şuraya bak. Çorap var burada, don var burada ya. 10 numara iş buldunuz sayemde. Sesinizi çıkartmayın, kovdurtmayın bizi. Ya hacı, zaten sesimizi çıkartsak da fazla duyabileceklerini sanmıyorum. Çünkü o da biraz otelden uzakta kardeşim be. Neyse beyler. Moral bozmak yok. Şimdi hemen bir keşif gezisine çıkıyoruz tamam mı? Ortalığı bir kolaçan ediyoruz. Ortamlara akıyoruz. Karının kızın aklını alıyoruz. Nasıl oldu? İlki daha mı iyiydi? Vallahi. Ha. Ben ne olacağım? Sen ne olacaksın? Sen bu soruyu hep soruyorsun ya. Sen ne olacaksın? Sen bu ışıkları yıkacaksın. Bak. Görüyorsun değil mi? Biz otelde karıları arıyoruz, karılar havuz başında. Hep senin yüzünden. Ha
Hanımlar nasıl, keyifler güzel değil mi? Bir sıkıntımız yok. İçecekler sipariş edildi. Hiç rahatınızı bozmayın kızlar. Yavrum siz buraya yarışmaya mı geldiniz yoksa eğlenmeye mi, tatile mi? Abi oturuyorduk biz ya. Aman yavrum, aman otur, kıpırdama da yumurtaların soğumasın. 5 dakika daha tan abi. 5 dakika daha tan abi. Leğen ağzı karı seni. O lepiska saçlarını yolarım senin. Kalk diyorsam kalkacaksınız, beni delirtme. Kalk. Daha size oturup kalkmayı öğreteceğim ben. Kalk. Ben oturmayı kalkmayı biliyorum sana abi. Maşallah oturmayı kalkmayı biliyorsun da 5 dakika odaya gidip hazırlanmayı biliyor musun? Kalk vallahi öldüreceğim. Geliyor 5 kardeş. Yürü. Yürü. Delirtmeyin beni. Sarı Çiyan sen de yürü. Yürü Çağnaz Kale. Yürü vallahi geliyor 5 kardeş. Vay vay vay. Karşılıklı takip, seri takip. Takip edeni anında takip ediyorum. Takip. Adresini ver takip edeceğim. Ne diyor bu ya? Kardeşim. Bunlar var ya. Kesin bunlar büyük bir günah işlemiş. Baksana Allah bunları taş yapmış. Allah taş üstüne taş koyandan razı olsun. Amin, amin. Oğlum yavaş. Bilerek yaptım. Bilerek yaptım. Komik olsun diye. Oo, kanka saat 3 yönüne bak, 3. Oha! 300 mü? Oğlum ben ilk defa görüyorum. Siz oğlum bunların memlekette -20 derece götleri donuyor. Buraya bir geliyorlar böyle güneşi görüyorlar. Kabak çiçeği gibi açılıyor bunlar. Oğlum çok iyiymiş ya. Hadi hadi bir şeyler söyle. İçecek. Ha? Garson bakar mısın canım? Buyurun efendim. Buyurun. Canım bana bir tane kokteyl yap, az alkollü olsun. Hava sıcak çarpmasın, tamam mı? Böyle yanarlı dönerli bir şeyler yap bana. Sen ne içiyorsun Berk'cim? Vallahi Demirciğim, ben aynısından alayım ya Demirciğim. Yalnız benim biraz midem kıyıldı da böyle ekmek arası, kaşar, salam öyle bir şey. Aa, anlat. Domates de koy, domates de, tamam mı? Bir de şu arkadaşlara da benden bir şeyler gönder, tamam mı? Onu da bize yaz, yazık. Bunlar şimdi gurbet elde kendini yabancı hissetmesin, tamam mı? 203'e yaz hadi canım. Yalnız 203 diye bir oda yok efendim. Hadi ya, kaç var? 2003 olabilir mi acaba? Ah be! 2003 ya. 2003'e yaz, tamam mı? İmzayı da sen at, bizi uğraştırma. Hadi kardeşim bekliyoruz. Tamam. Berk'cim bu 10 milyon dolarlık ihaleye ne diyorsun? Adamlar dönmedi hala. Kendileri kaybederler kardeşim. Yani sonuçta yani biz başka işler de yapabiliriz. Para bizim elimizin kiri. Yani. Baktık olmuyor. Gireriz bir bikini işine. Yani burada da çok satar öyle değil mi? Yani, yani 600'te 10 milyon nedir yani? 10 milyon doları ben şeye veriyorum. Neye veriyorsun? Ya işte. İzmir'e veremiyorsun. Hem kızı unuttum diyorsun. Hem de kızı kaptırdığın adamın 5 lirası göz hizalında duruyor. Aşkı iflas edip dükkanı kapattım ama siftah parasını atamadım işte. Onu gördükçe daha hızlı yıkıyorum bulaşıkları. Bana bak çocuk. Şimdi bu aşk meşk işleriyle yemek işleri birbirine çok benzer. İki doğru lezzeti bulamadığın zaman olmaz. İster mermerde pişir, ister güveç tenceresinde pişir, istersen küpte dinlendir, olmaz. Yaptıklarını beğendiremezsin. Tamam, anladık. Şimdi siz bu kızla ikiniz aynı tencereye düşmüşsünüz. Ama kız suyunu çekmiş, yürümüş, gitmiş oğlum. Sen de susuz tencerede karamelize oluyorsun, yanıyorsun, kül oluyorsun. Bana bak, mutfağımda yanık kokusu istemiyorum. Şimdi o tencereden çıkıyorsun, doğru aşkı buluyorsun, doğru lezzeti buluyorsun. Şey, hi, hi. Where are you from? I am... Doğan, Doğan. My friend is Güneş. Güneş, the sun. Sun, sun. Sor bakalım, bir şeyler içiyorlar mı ya? I am cola. You are the cola. 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 Bakalım yatakta da bu kadar neşeli misiniz? Evet. Doğan, evet. Çevir söylediklerimi. Ha. Biz yani bu ikili... We are... Düşenin her zaman yanındayız. Yes. Soğuk yataklara elektrikli battaniye olmaya geldik. Yes. Her türlü ekip çalışmasına varız. Yes. Gurbet nedir iyi biliriz. Üstsüzlere üst olmaya geldik. Yes, yes. Kapiş. Okey. Oha. Gerizekalılar. Nasıl ya? Gerizekalı dedi oğlum. Kim söyledi lan bu kızlar turist diye? Kim söyledi lan bunlar turist diye? Türkmüş bunlar. Ben sana kamyonlu turist demedim mi?
Oğlum üstsüz, üstsüz sürtme olur. Ben üstsüz gördüğüm turist bize edeceksin. Lan senin geri zekalı adamsın. Tokat edim ya. Salak. Müdür bey sizi bekliyor. Kim, Soykut mu? Oğlum, sizi buraya havuza takılıp karı kıza sarkın diye mi getirdi lan şef? Ya Soykut abi yok öyle bir şey ya havuzda. Ne Soykut abisi lan? Müdür bey diyeceksin. Sen hiç çalışmadın mı oğlum? Sana kime nasıl hitap edilir diye öğretilmedi mi? Şimdi müdürüm hani yoldan geldik ya biraz dinlenelim istedik. Zaten şefimin de haberi vardı. İki dakika havuza dalıp bir boy verip çıkacaktık. Personelin havuza girmesi kesinlikle yasaktır. Otelimizin bir prensibi var. Ayrıca o içtiğiniz kokteyllerin parasını da maaşınızdan keseceğiz. Ha, henüz maaş almadığınıza göre bize borcunuz var. Yani uzun bir süre bedava çalışacaksınız. Ama o kokteylleri bize turist bir arkadaş ısmarladı. ...2003 no'lu odadaki arkadaşınız mı? Evet o, o. Bu otelde 2003 no'lu bir oda yok. İşte sizin gibi uyanıklar için uydurulmuş bir numara o. Hadi ya, kaça kadar var? Hadi, defolun. Gözüm görmesin sizi. Ayrıca bir arızanızı daha görürsem... ...kovarım bu otelden sizi. Hadi! Emredersiniz müdürüm. Soykut abi... samimiyetinize inanarak bir şey sorabilir miyim Soykut abi? Ha. Bu jet ski tam olarak nerede abi? Siktirin gidin lan. Tamam. Gerizekalı. Sen İyi günler. Nasıl bir gerizekalısın? Gamze de mi deva bulmam. Garibim bir yuva. Ağlarım hiç reha bulmam. Kaderimdir hep çektim. Ağlarım hiç reha bulmam. Delireceğim Allah aşkına kim bu Fahri? Ay şekerim ben de duymadım. Sen ne işe yarıyorsun? Şşt odası burası. Türkiye'nin ilk jüri üyesiymiş dediler. Ne? Çok da yaşlıymış. Aklı bir gidip bir geldiği için uzun süre önce bırakmış zaten jüriliği. Beyimiz niye dönmüş acaba yeşil sahalara? Basın ilgisini çeksin diye son anda bunu getirmişler. İyi. İnşallah gözleri görüyordur. Ne var? Farişim, şekerim, bebeğim nasılsın? Tanışıyor muyuz, kimsiniz? Yok yok, aynı camiadanız ya, öyle sıcak bir giriş yaptım ben. Ben Tan, kızlardan sorumluyum. Pezevenk misin? Ayol ne diyor bu? İdare et işte hayatım, dedim ya. Ha, diyorum ki hayatım, kapının önünde böyle soğuk soğuk tartışacağımıza... ...içeriye geçip sıcak sıcak kaynaşalım, ne dersin? Şimdi çiçeklerimi sulayalım, sonra kaynaşırız. Tamam, tabii çiçeklerin sulaması zaman şey... Bizim jüri başkanımız bu mu şimdi? Hem bunak hem yaşlı. Ölmese bari yarışma gününe kadar. Yandık, bittik. Paranın değerini de bilmez bu herif şimdi. Para? Ne parası? Ben diyorum ki eski toprak bu. Seni de beni de gömer diyorum. Allah'ım yarabbim yarışmadan önce şu elin canını al. Yarışma bittikten sonra hemen al yanına. Amin. Ondan sonra adam gece üçte ama adama kafayı bir koydum. Adam... Al bu saatte bu kafayı nereden buldun? Prezim bıraktan aldım. Hayırlı akşamlar canım. Bize iki tane oda, bir tanesi ikiz yataklı olsun. Rezervasyonunuz var mıydı? Yok. Gerek de yok zaten. Bütün otel bomboş. Rezervasyonsuz geldiğiniz için sizi biraz bekleteceğim. Kimliklerinizi alabilir miyim lütfen? Canım, sende SGK var mıydı? Evet, denedim. Acilde rahat edersin. Ekber. Allahu Ekber. Şimdi canım, yorgunuz, gerginiz. Bak Bailey'sin uyku saati geçti. Uyku saati geçince gergin oluyor hayvan. Sen bizim odalarımızı ver, diğer işlemleri yarın halledersin. Ay bir saniye. Sizin otelinizde güzel kaşması mı düzenleniyor?
Ama canımın içi. Ben bu mevzuyu bir daha benim yanımda açmayacaksın demedim mi sana? Ya Numan ya. Ya güzellik yarışmasına katılmak benim de hakkım değil mi? Ama ben oradaki bütün kızlardan daha güzelimdir yani. Tamam, bir yerleştireyim çocukları. Sonra hallederiz. Ay Numuş'um, gerçekten mi? Numuş kim? Şey, tamam. Tamam. Şimdi canım, sen bize bir oda veriyor musun? Yoksa bütün oteli boşalttırayım mı? Ben buna alışamadım ya. Güneş, sen yüzme biliyor musun? Bilmiyorum. Ya zaten yüzme gerekmiyor can kurtaranlıkta. Ben can kurtaran yardımcısıyım. Ben öyle duş almadan suya girenlere falan karışıyorum. İşeyenlere, sıçanlara müdahale ediyorum. Öyle şeyler yani. Yakışmış, yakışmış. Kıyafet yakışmış kardeşim. Ha, çok yakıştı. Vallahi çok yakıştı. Yani şöyle bir fotoğraf paylaşsam anında 20 tane takipçi kaybederim. Öyle yakıştı yani. Ulan senin takipçin ne zaman 20'nin üstünde oldu ki lan? Oğlum benim yine 50-60 tane var. Sen kendine bak. Ulan senin yüzünden şırıngayla kokteylleri içimizden aldılar. Bir de karıdan dayak yedirdi bana. Bir de kızdan dayak mı yediniz? Yuh, yazıklar olsun size. Ya ne size? Bu Kamil yüzünden. Bak hala konuşuyor ya. Ya kardeşim sen bunu boş ver. Biz buradan çıkalım, takılalım. Otelde çok güzel kızlar var. Yemin ediyorum bak. Hadi. Ne alemi be abi? Sabahın köründe kalkacağım. Ya Şafak, yapma böyle ya kardeşim. Ben bununla bir yere gitmek istemiyorum çünkü sürekli dayak yiyorum ya. Hadi kardeşim, hadi beraber gidelim ne olur ya. Vay, vay, vay. Vay. Ben hayatımda bu kadar kadını hiçbir arada görmedim. Yürü. Ben de ilgilice bittim. Ben de hiç başlamadı ki zaten. Uzun. Bacaklarla ismi. Anlamadım. Şaka. Çok iyi lan. Arkadaşlar, borçları alayım. Onları şef gönderdi. Vay şefim. Sensin şefim, sensin. Babam olsa böyle. Babam olsa böyle büyümem. Adam, adam. Şemsiye de yaptırmış. Kardeşim, ben biraz aralarına giriyorum. Fiyat araştırması. Ben buradayım. Göz bende olsun. Merhaba sayın yavrum. Birine bakmışsınız. Jüri başkanın odası burası denir ama yanlış geldim herhalde amca. Amca mı? Ha Nurdan sen misin kızım? Ne Nurdan amca, jüri diyorum. Güzellik yarışması. Başkan diyorum. Ya kızım ne güzel bebek gibi kızsın. Ne işin var senin deden yaşında adamla ya? Adam burada işte, adam burada. Peki jüri başkanı nerede kalıyor biliyor musunuz? Fahri miymiş neymiş adı? Yok burada jüri başkanı falan yok kızım. Hadi sen evine git, evine git. Teyzenler merak eder. Tamam gittim ben. Amca? Amca iyi misin? Amca iyi misin amcacığım? Ha? İyiyim ben iyiyim. Hadi kaybol kaybol. Nasıl iyisin amca? Ayakta duramıyorsun. Gel şöyle gel. Gel. Aa, pardon. Amcacığım pardon. Amca? Şş. Amca? Amca iyi misin amca? Amca? Mahmut. Ne Mahmut amca? Doğan ben Doğan. Büyüyüp de general mi oldun hasta? Bu ne kıyafet böyle? Adam da kafa gitti ha. He general oldum amca. Geçen sene gittim öyle İspanya'ya, orduya gireceğim ben dedim. Onlar da beni çok sevdi, hemen general yaptı ya. Nasıl, yakışmış mı? Ha, aslan yeğenim benim. Büyümüş de adam olmuş. Hadi rakı getir de rakı içelim. Amca ne rakısı bu saatte şimdi, ne yeğeni ya? Hadi yatıyorsun şimdi. Generalim ben, sözümü dinle. Koş, yat, yatılacak, yat. Amca sırada düşünürmüş. Evet, başım dönüyor biraz, ben yasam iyi olacak kanka. Bir tane akıllı bizim olmaz ki. Kız da kaçtı ya.
Ay affedersin, özür dilerim. Affedersin. Zaten limonunu fazla koymuşlar. Tadını da bozmuşlar. Olur mu öyle şey? Benim hatam. Bak. Sen bunu al. Şimdi benim gitmem gerekiyor ama aynısını al sen. Ama olmadı ki bu. Ben size ısmarlasaydım. Belki bir dahaki. Ben bu bakışı biliyorum ya. Sen aşık mı oldun? Güneş. Kız hayal gibi. Hayal, hayal. Hadi. Hadi lan hadi. 12, 12. Ha, bizim Yeşim'i diyorsunuz siz. Tamam. Şimdi ben şöyle anlatayım size. Eğer kendisini sempati güzeli yaparsak 70.000 dolar alıyoruz. 70.000 dolar alıyorum. Evet, bir de bir 100 paket var istiyorsanız. Şampuan güzeli yaparsak 90.000 dolar. Tabii onun çünkü kıza daha sonrasında reklam getirisi olduğu için onda biraz fiyat farkı oluyor. Tabii. Yok, yok, yok. Hizmet bedeli olduğu için yok. Peşin nakit alıyoruz parayı. Siz şu anda neredesiniz? Otelde misiniz? Güzel. İstiyorsanız benim odaya gelin, böyle telefonda konuşmayalım, yüz yüze konuşalım bunları, oldu mu? Hadi bakalım. Tamam, görüşürüz o zaman. Bay bay. Bay bay, öptüm. Allah bereket versin. Odanın anahtarını nereye koyduk ya? Heh. Anahtar yerine kart veriyorlar, bulamıyoruz ondan sonra. Lan! Sen de kimsiniz? Oda servisi. Nasıl girdiniz lan benim odama siz? Dur. Yani diyor ki kapıdan. Nereden girdiğimizin bir önemi var mı? Bence yok. Şimdi sen gel bakalım şöyle. Biz tatile başladık bile Osman canım. Siz ne zaman geliyorsunuz? Ha canım. Tamam, ben yarın bekliyorum sizi. Ha, otelin restoranında. Hadi saygılar. Hadi bakalım canım. Orası bir çocuğu. Numan Bey, hani beni güzellik yarışmasına sokacaktınız? Sokacağım güzelim, sokacağım şimdi. Eli kulağında. Ya bir dur lan, debelenme, canımı sıkma benim, gel. Ya arkadaş, yıl olmuş 2015, insan kaçırmak diye bir şey mi kaldı? Lan itmesenize, ne oluyor ya? Şşş, gel bakalım delikanlı. Hoş, sensin delikanlı. Bana bakın, beni hemen bırakın, yemin ediyorum. Şurada bağırırım, haneye tecavüz var diye bütün oteli başınıza toplarım ha. Şimdi beni iyi dinle. Bu güzel mi? Hangisi? Kız. Ha, ben ne bileyim ayol? Ne demek ne bileyim oğlum? Sen güzellik yarışması düzenlemiyor musun? Bakayım şöyle, yani ne bileyim, her kör satıcının bir kör alıcısı vardır. Kendine göre güzel bir kız herhalde. Cevap ver Birdgage. Kız güzel mi? Ama siz şu anda benim üzerime baskı kurdunuz. Ben nasıl mantıklı cevap vereceğim? Ben mantıklı cevap istemiyorum. Ha. Cevap istiyorum. Ha. Bu kız güzel mi? Israrlısınız. Bir bakayım isterseniz. Kızım şöyle bir yan dön bakayım. Vallahi maşallah. Vallahi dünya güzeli. Kıçını kaşı yavrum, nazar değmesin. Şimdi o zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu kızı ivedilikle güzellik yarışmasına sokacağız. Birinci yapacağız. Tacını takacağız. Onu tescilleyeceğiz. Abi bizim yarışmaya. Mümkün değil, olur mu canım öyle şey? Biz bütün yarışmacı kızların afişlerini, posterlerini boy boy bastırıp magazine basına dağıttık. Demezler mi dün bu kız burada yoktu, bugün nereden çıktı diye? Şimdi sen bu güzeli birinci yapmazsan, bu adamın dün hiçbir şeyi yoktu, bugün neden tekerlekli sandalyede geziyor demezler mi? Bak hoşuna gider diye tekerleği cümle içinde kullandım. Uyandın mı mevzuya? Ama böyle bir şey mümkün değil, olmaz. Hem kardeşim bu iş benimle biten bir iş değil ki. Bunun jürisi var, jüri başkanı var. Yani bir kere jüri başkanı noter karşısında veriyor kararını. Ben ancak sizin bu samimi ortamdaki ricalarınızı kıramayarak belki yarışmaya sokabilirim, o da belki. Allah Allah, ben sizin hepinizi ayrı ayrı mı korkutacağım ya? Delirtmeyin beni. Yap şu kızı birinci yap. Ya benim yapabileceğim bir şey yok diyorum. Hem öyle bir durumda anlaşılırsa kız birinci olsa bile tacını elinden alırlar. Hoş ondan neman alanlar da oldu bir dönem. Ha. Tamam o zaman, sen bu kızı yarışmaya al, gerisini ben hallederim. Çocuklar bunu götürün. İkisi birden mi? Krizi fırsata çevirme. Can, çocuklar bunu götürün, jüri başkanını getirin bana. Eyvallah abi. Euro'dan sütlü. Yalnız bir şey söyleyeceğim, jüri başkanını taşırken çok sarsma değil mi? Onun bıngıldağı zaten pamuk ipliğinde. Ölürse yarışma yaptı olur. Yani kız için şey yaptım.
Selamünaleyküm. İyi misiniz? Değilim. Bu kadar ağlamanızı gerektirecek bir durum yok ortada. Yani yoktur herhalde. Belki yanlış anlamışsındır durumu. Ne saçmalıyorsun ya? Nereden biliyorsun ki? Aman canım, size başka sevgilim yok. Ne sevgilisi ya? Ya hani böyle insanlar sevgilisinden ayrılınca ağlarlar ya. Atıyorum işte tutarsa diye. Tutmuyor ama, ayrıca sevgilim falan da yok benim. Benim de. Neye üzülüyorsan bu kadar takma. Bin bir türlü hali var dünyanın. Sen böyle saçmalamaya devam edecek misin? Sen olayı anlatmadığın sürece evet. Lütfen beni rahat bırak. Tamam? Tamam. Tamam. Ben güzellik yarışmasına katılmak için buraya geldim. E ne güzel işte. Bence kesin kazanırsın. Gerçi diğer kızları görmedim ama. Görmene de gerek yok zaten. Çünkü kazanamayacağım. Kazanırsın ya. Ben jüri olsam kesin seni birinci yapmıştım. O işler senin düşündüğün gibi olmuyor işte. Birinci önceden belliymiş. Hani bu güzellik yarışmasını düzenleyen adam var ya. Telefonla konuşuyordu, rüşvet alıyordu pislik. Vay iyi. Pardon. Ya düşünebiliyor musun? Ben iki senedir bu yarışma için hazırlanıyorum ve hakkımı yiyorlar ya. Gerçekten yiyorlar valla. Üzülme bu kadar. Belki senin birinci olman için de birileri para veriyordur. Benim için kim niye para versin ki? Ya ben de olsa kesin verirdim ama sıkışayım bu ara. Ben senden para falan istemiyorum ki. Sadece burada oturmuş kendi şanssızlığıma üzülüyorum. Hangi yarışma senin iç güzelliğini tescil edebilir ki? Yanında gerçekten seni seven birileri varsa onların sana baktıklarındaki gülümsemesidir asıl puanlama. Saçına taç takarlar mı bilmem ama ancak onlar sana ömür boyu huzur ödülü verebilir. Şimdi sen böyle şair gibi konuşuyorsun ama birincilik ödülü 50.000 lira. Of, ne kadar büyük para o. Başvurabiliyor muyuz? Dalga mı geçiyorsun? Neyse tamam. Prova başlıyor artık, benim gitmem gerekiyor zaten böyle görmesinler. Peki. Şey bu arada teşekkür ederim. Dinlediğin için sağ ol. Dinlemek mi? Sen beni oturt karşına. Ben seni ömür boyu çıtım çıkmadan dinlerim. Vay vay vay. Ben diyorum bu işin içinde bir iş var diye. Abicim güzellerin menbaına düşmüşüz biz. Güzellik yarışması yapıyorlar burada be. Tüş! Dikkat etsene evladım. Aklın başında mı senin? Amcacığım ne yaptın sen ya? Kim gömdü seni buraya ya? Geldim. Hadi işim gücüm var. Çek git başım bak. İyi de amca bak, burada voleybol oynuyorlar ha. Zaten senin kafan yerinde değil. Başına bir şey gelmesin. Bak istersen seni şöyle biraz uzağa gömelim. Hem denize yakın olursun hem de kimse seni rahatsız etmez. Nur içinde yatarsın, olmaz mı? Çabuk çocukla uğraşacak vaktim yok, hadi kaybol. Bak yaşına hürmet ediyorum amcacığım, delirtme beni. Hem daha dün senin hayatını kurtardım, ben hatırlamadın mı? General ben İspanyol. Kalk hazır ol. Ha? Zıvanadan çıkartma beni. Zıvanadan çıksan da olur. Yaşın kaç, başın kaç be. Hem nereden hayatımı kurtarmışsın sen benim? İyi be. Ne halin varsa gör. Allah rahmet eylesin. Ne meraklıymışsın gömülmeye ya. Baş jürisiz misiniz, doğru mu? Ay ne tonto, yerim ben böyle jüriyi. Provamızı izler misiniz? Sizce en güzelimiz hangimiz? Aa, adam baş jüri çıktı, iyi mi? Şansıma sokayım ya. Şimdi küçüğüz, gidip özür dilemek lazım. Ne yapsak? Açılın bakayım kızlar. Açılın oradan, açılın. Doktorum ben, açılın. Çekilin amcamın yanından. Çekilin bakayım. Açılın şöyle. Amcacığım, ne yaptın Gültepe'deki daireye ha? Ne amcası lan? Çektirin gidin başımdan hadi. Şey tabii yaşı da var amcacığımın. İlaç alıyor, aldığı ilaçlarda böyle hem unutkanlık yapıyor hem de böyle biraz asabiyet yapıyor. Yoksa benim öz böz amcam. Her yaz Kumburgaz'a gideriz beraber ya. Öyle değil mi amcacığım? Mahmut lan Mahmut. Ben dedim burada başına bir şey gelecek adamın diye. Mahmut. Hatırladı bak, gördünüz mü? Evet amcacığım, evet. Mahmut lan Mahmut. Biricik yeğenim benim. Ne kadar büyümüş, kocaman olmuş. Nasıl büyümeyeceksin amcacığım? Zaman işte akıp geçiyor. Sen benim küçüklüğümü de hatırlarsın değil mi biriciktim? Ya ya, dün gibi. Ben şimdi yengenle konuşmam lazım. Sen arkadaşlarla ilgilen, sonra buluşup rakı içeriz. Hayır, senin ilgilen diyen ağzını öpeyim. Amcam benim.
ilgilenirim. İlgilenmez miyim? Canım amcam benim. Ay benim benim. Ay canım amcam benim ya amcam. Jüri başkanı amcam. Canım. Fahri Bey amcam mı gerçekten? Tabii tabii. Öz be öz amcam olur. Hiç sözümden çıkmaz biliyor musunuz? Ne dersem onu yapar vallahi. Sen de yarışmacı olmalısın öyle evet. mi? Evet. İstersen amcacığımla senin için konuşabilirim. Fakat tabii bir iki böyle bir şey içmemiz lazım. Gerçekten mi? Yapar mısın bunu bana? Niye yapmayayım? Yaparım tabii de şimdi. Seçenek çoğaldı. yani bir şekilde prova görmek lazım öyle değil mi kızlar? Evet. Evet. Bir göreyim bakayım şöyle bir yürüyün bakayım provanızı göreyim. Allah'ım şu provaya bak. Nereye düştün oğlum? Provayı göreyim. Solsa, solsa. Allah be. Ya kızım aşırmayın çok fazla. Bir değil, iki değil ya. Kır ya. Allah Allah, yıldım sizden. Yemin ediyorum yıldım ya. Allah muhafaza, suda şaka mı yapılır? Kıyın ya. Aferin size, aferin. Hay Lazlar ya. Oy, oy. Abla sen ne yaptın ya? Filecin en güzeli ha. Ne yaptı ya? Atladı mı? Atladı vallahi. Boy mudur ya orası? Kızın boyu kısaydı sanki ya. Gitti, gitti. Kankitom gitti. Dağ gibi arkadaşım gitti. Yetişin komşular. Ben kurtardığımda canlıydı. Biraz su yutmuştur o kadar. Ha, birazdan kalkar diyorsun yani ha? Bir zahmet suyunu teneffüs yaparsanız. Yapayım ablacığım hayırdır sen de mi boğuldun? Bana değil adama. Ne diyorsun ablacığım sen ya? Bu adam benim asker arkadaşım yapamam öyle şey ben yapamam. Ters çevirip sırtına vursak. Çekil ya adam boğuluyor. Ah! Hayvan ne yapıyorsun? Ayıp be ayıp boynuzdan posunuzdan utanın be. Kardeşim. Kanki dog. Allah seni bağışladı bana be. Allah bağışladı kardeşim. Oğlum çok iyiydi ya. Var ya boğulmasak yüzümüze bakacakları yok ha. Çaka. Hadi hadi şov bitti. Hadi dağılın dağılın. Nereye biri hadi kardeşim. Nereye biri lan? İyiyim diyorum lan sana manyak. Daha iyi ortamlar var. Kalk diyorum sana. Salak kalk. Şimdi grandfather. Biz her zaman büyüklerimize karşı saygılı olmuşuzdur canım. Öpün elini. Berhudar olun, berhudar olun. Şimdi sana bir soru soracağım. Baskı altında kalmadan cevap ver, olur mu? Bu kız güzel mi? Güzel. Güzel. Bak seninle kolay anlaşıyoruz. Sevdim seni. Şimdi burada bir güzellik yarışması düzenleniyorsa... bu kızın birinci olması mantıksız mı? Değil. Değil. O zaman bize bir güzellik yapıp... bu kızı birinci yapacaksın. Yaptım bitti. Bravo, bravo. Tebrikler, yaşasın. Bitti ya. Niye celallendin? Kız birinci oldu. Tebrikler. Kızınız mı? Gayrimenkulüm. Gayrimenkul. Çok güzel yatırım. Çok güzel yatırım maşallah. Başkan. Başkan mı? Ben de başkan mı oldum? Bravo, yaşasın. Yaşasın başkan oğlum. İhtiyar. Bizimle oyun mu oynuyorsun? Benim söylediklerim kafanda yer etmediyse yeni bir yer açmasını biliriz Emir abi. Aydın mı mevzuyu? Bu kızı birinci yapacaksın. Sen jüri başkanı değil misin? Değilim. Ben emekli öğretmenim. Karımla buraya kaplıcalara geldik. Ha, kaplıca. Bırakın gelin. Yaklaşın, yaklaşın. Sizin yapacağınız işi sikeyim ben. Ulan jüri başkanı diye tatil köyünün delisini bulup getirmişsiniz oğlum. Abi yemin ediyorum bunun için jüri başkanı dediler bize ya. Siz de inandınız mı can? Alın götürün bunu, jüri başkanını bulun getirin bana. Thank you.
Evet sayın jürim. Var mı favori bir yarışmacınız? Sayın jüri, var mı diyorum favori bir yarışmacım? Sayın jürim, evet var. Var. Bir var. Üç var. Maşallah. Beş olsun. Yedi var ya, adam öldürsün beraber gömeriz ha. Sayın jürim, bütün yarışmacıların favorilerinizi aldınız. Bana yarışacak bir iki tane yarışmacı bırakın bari. Dört senin olsun. İyi ya. Çok sağ ol ya. Bana bak, bu benim sayemde jürisin. Alırım belgenin elinden. Sayın jürim, yanlış anladınız. Tamam lan, yarı yarıya. Ha şöyle, adamın yavru kanka. Evet kızlar, catwalk yapıyoruz. Şu anda catwalk pozisyondayız. Çok güzel. Çok güzel. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Çok güzel. Bu güzelleri siz mi organize ediyorsunuz? Evet, evet. Her zaman. Güzel. Hadi uzayın abiciğim, uzayın. Yarışmacı yakınlarını şu anda salona alamıyoruz. Hadi bakayım. Biz yeterince uzadığımızı düşünüyoruz. Sen en son ne zaman dişçiye gittin? Bana bak lan. Senin var ya o dolgunu sökerim, dolgunu. Abi, ne oluyor lan? Ne oluyor lan abi? Kim var lan? Abi ben sizi bir yerden tanıyorum galiba. Askerliği nerede yaptınız siz? Biz bedelliyiz. Bedelli. Hadi lan. Hadi yürü. Ne oldu abi, nereye gidiyorsun? Yürü kardeş. Kızlar siz devam edin, biz küçük bir toplantımız var, geliyoruz. Abi bizi yapmayın abi. Ya durdurun abi ne olur. Bir insan bu kadar döndürülür mü ya? Abi ne olur yapmayın artık. Lütfen abi. Ne olur durdurun. Susacağım. Abi döver sarar, sap döver, neydi lan o? Abi bir daha bizi nasıl çekseniz lan? Dört günü bir daha mı oluyor? Çak çak çak. Abi. Sakin sakin. Çok kötü bir daha mı abi? Abi. Ben kusacağım ya. Tamam, tamam. Sakin olun. İyi misiniz? Vallahi odanın havası daralttı bizi. Çıkıp bir temiz hava alalım istedik. O yüzden burayı uygun gördük, tercih ettik. Hep beraber çocukluğumuza dönelim istedik. Sizin içinde bir mahsur yoktur umarım. Estağfurullah abicim, ne mahsur olabilir? Biz çok severiz zincirli park, bayılırız abi. Ben çocukluğumdan beri giderim abi. Güzel. Şimdi Spartaküs 2. sezon 1. bölümde Romalılara şöyle der. Sizinle bir anlaşma yapacağız. Anlaştık abi. Anlaştık. Abi sizinle her konuda aynı fikirdeyiz abi. Olmaz. Duymanız şart. Şimdi size bir soru sorardım ama aynı soruyu sormaktan sıkıldım. Şart el aç. Abi, 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 yüzünü söktüm ben lütfen ya. Ne olur abi. Abi, abi bizden ne istiyorsun? Bir konuşalım. Konuyu anlamadık ki, uzlaşmacı olalım. Lütfen abi. Bu kızı birinci yapacaksınız. Abi biz nasıl birinci yapalım o kızı? Biz jüri değiliz ki. Ulan bak beni delirtmeyin. Sizin var ya jüri sosunda tavuk yaparım ha. Şartın. Hayır abi, abi yapmayın. Oğlum nasıl jüri değiliz? Jüriyiz biz gerizekalı. Nasıl jüriyiz lan? Ne jürisi? Başıma neler açtın sen? Jüri değiliz abi. Gerizekalı jüriyiz biz. Jüri falan değilim lan ben. Sos jüriyiz mal. Jüri diyor, ayıp döndürüyor bizi. Jürisi sen, jüri. Jüriyiz abi. Yemin ederim jüriyiz. Jüriyiz abi. Döndürmeyin abi. Dur tamam dur. Ya çocuklar niye inkar ediyorsunuz bak. Benim çocukları sinirlendirdiniz. Ben bunları diyazemle zor sakinleştiriyorum canım. Abi sen şimdi bizi sabahtan beri döndürüyorsun ya. Bizim kafalar döndü abi. Bir türlü yerine oturmuyor. O yüzden arkadaşın kafası gitti geldi abi. Kafa abi kafa, özür dilerim benim adam. Jüriyiz abi. Kafa. Ha söyle ya, adam olun canımı yiyin ya. Ya abi sen de şöyle bir yumuşak, gözünü seveyim ya abicim. Lokum gibi oldun bize. Böyle gel be abi. Böyle gel bize canım anım be. Yavşaklık yapma canım. Bir şey söyleyeceğim. Yavşaklık biraz sert olmadı mı sanki? Ha? Efendim?
terbiyesiz! Abimle nasıl konuşuyorsun? Bu bizi hak etmiyor abi ya. Döndürün bunu, vallahi döndürün ya. Gerizekalı, beni döndürdüğünüz zaman seni de döndürüyor. Aynı zincirde oturuyorsun, gerizekalı. Abi, beni indirin, onu döndürün. On numara fikir abi, ne olur abi. Ulan burayı iyice Şengül Hamam'ına çevirdiniz ha. Abi! Abi! Ekber, Allahu Ekber. Tamam, sakin olun. Sakin olun. Güzel çocuklarsınız. Harcatmayın kendinizi bana. Eğer bu kız yarışmada birinci olmazsa, bundan daha hızlı dönen bildiğim bir lunapark daha var. Hiç üşenmem, alır sizi İstanbul Bostancı'daki lunaparka götürürüm. Sabaha kadar döndürüp Mevlana'ya sufi yaparım sizi. Abi yok abi, o kız birinci, tamam o iş bitti abi. O... Birinci abi. Birinci. Abi en güzeli bu kız abi, en güzeli, en güzel kız bu kız abi. Yürüyüz abi biz, birinci o kız. Alın bunu, dersinize iyi çalışın. Şimdi gidin, bizim başka işlerimiz var. İyi çalışmalar abi. Lan sen şerefsiz bir adamsın lan. Bundan sonra senle var ya, suçmaya gitmem. Oğlum adamları niye jüri istiyorsun? Oğlum jüri değil istiyorsun. Herifler bizi döndürüyor. Jüri izleyeceksin, döndürmeyecekler. Nasıl bir malsın sen? Lan ben jüri miyim? Sen jüri misin? Manyak! Koltukta oturup karalara sen derken jüriydin. Ne oldu şimdi, zoruna mı gitti? Lan ne? Lan deli! Mafyas mörfüz adamların içine ettin bizi. Lan bizi öldürtüyordun manyak! Lan sen tam bir gerizekalısın var ya. Sen tam bir gerizekalısın. Şşt oğlum, sessiz olun. Oteldeyiz. Oo, ne güzel kafalar. Ne içtiniz siz? Ne içmesi lan? Oğlum mafya bizi kaçırdı. Tam 2,5 saat döndürüp bize işkence yaptılar lan. Konya'nın mafyası mıymış? Espri yapıyor lan. Oğlum bırak dalga geçmeyi. Bu kızı nasıl birinci yapacağız lan? Oğlum kız zaten maşallah taş. Ben anlamıyorum ki adamda nedir bu telaş? Bir dakika, bir dakika. Ne birinciliği? Siz de mi varsınız o işin içinde? Ha ne iş? Başka iş mi var oğlum? Bu organizatör gevşeyi kızları birinci yapacağım diye para alıyormuş milletten. Birinci belliymiş zaten. Ne diyorsun ya? Kim söyledi sana bunu? 02 Tuğçe. 02 Tuğçe diyor ya. Ulan mafya bizi kaçırsın, sabaha kadar lololo yapsın. Bu karılarla dongi dongi de. Düzgün konuş yengen hakkında. Oo, bir de yengemiz mi oldu? O daha olmadı. İnşallah olacak. Şu sonuçları değiştirebilirsin. Ne sonucu oğlum? Oğlum uyansana. Kardeşim bizim hayatımızı kurtaracak lan. Sonuçları değiştireceğiz diyor. Nasıl değiştireceğiz lan sonuçları? Ya beyler ben otelde bir alışveriş falan hikayesi duydum. Ha? Osman diye bir eleman var. Nerede? Ya burada değil. Ben bu Osman'ı da bir yerden tanıyorum ama nereden tanıyorum ya? Ne yapıyorsun? Hey hayvan. Hadi.
güzel Antalya be. Biz çalışalım, sen tıkın. Oh. Ne var? Planı ben yaptım. Bize de mi plan lan? Çocuk haklı. Al bakalım operasyon nasıl yapılmış, bak bakalım. Kardeşim benim, adam. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Bu ne lan? Oğlum biz kimin odasına girdik lan? Oğlum sen nasıl bir gerizekalısın ya? Odamı mı diyorum, bana böyle yapıyorsun? Oda servisi miyim lan ben? Bilmiyorsan niye böyle yapıyorsun? Ne yapacaktım, böyle mi yapacaktım? Şişt beyler, ya affedersiniz ama siz salak mısınız? Başımızı belaya sokacaksınız. Bu ne ya? Hanım. Ya hanım, midem kazındı. Bana şöyle iki satır bir şeyler hazırlasan da yesem. Amca, amcacığım senin bu saatte burada ne işin var? Ay ya, ya bizim hanıma söyle de iki yumurta kırsın. Çok karnıma çok. Yumurta diyor ya. Amcacığım bu saatte yumurta dokunur şimdi, yumurta mı olur? Sabah söyleriz kırar, ekmeğe banarız beraber ya. Doğru söylüyorsun galiba. Dokunur, dokunur. Abi bu nedir ya? Bu nedir abicim ya? Ne yapıyorsunuz lan siz burada? He? Ne arıyorsunuz burada? He? Yok şef. Hiçbir şey şefim. Kardeşlerim acıkmışlar. Onlara bir şeyler veriyordum. Hırsızlık mı yapıyorsunuz lan yoksa? Estağfurullah şef. Ne hırsızlığı? Yani biz burada ne yesek yazacaktık. Öderiz şef. Para problem değil. Öderiz. Öderiz şef. Sen bizi mi arıyordun şef? Ulan ben sizi niye arayacağım? Ben manyak mıyım gecenin bu saatinde sizi arayacağım? Uyuyamadım, kafama takıldı. Döndüm oraya, döndüm buraya, düşündüm. Pastanın üstüne pudra şekerini döktüm mü, dökmedim mi diye kafama takıldı. Bu saatte iş mi olur şefim? Git uyu Allah'a sen. Bana bak, uyuyamam ben. Kafama takıldı çünkü. Mesleki hastalık bu, ben rahatsızım. Bak, dökmemişim işte, çarpmamışım. Siz yoksa yavan pudra şekeri mi yiyorsunuz? Pudra şekeri mi yiyeceğiz biz? Ha? Olmaz oğlum öyle, olmaz. Gönder şunu. Neyi? Gönder buraya. Üstüne böyle bir serpeyim şöyle güzel. Keseyim, ondan sonra yiyin oğlum. Evet. Şefim yarın beraber dökerdik pudra şekerini. Gönder, 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 gönder. Neyi? Oğlum gönder ha. Oğlum uyandıracaksın adamı, ver pastayı. Şefim, pasta da senin, şeker de senin şefim. Benim tabii. Bu mutfak dahilinde her şey benden sorulur. Her şey benim. Her şey sizin şefim. Size iyi geceler. Hadi biz kaçtık o zaman. Oğlum yeseydiniz birer dedim ben. He? Bak ne güzel yaptım. Sağ olun şefim. Azar azar. Eşit şekilde. Aa. Ulan bu ekşimiş mi ne? Dur bakayım. Her işi de ben mi halledeyim kardeşim? Haydar, niye aramıyorsun beni Haydar? Tamam canım, tamam, tamam. Ya zaten ben kalabalık bir yer seçtim. Kimse mevzuya uyanmasın diye. Ha. Senin de zaten gözün gönlün açılmıştır kerata. Tamam, tamam. İki saate oradayız biz. Hadi bakalım, kapat. Orası bir çocuğu. Neyse, bu işi de hallettik ha. Hem bizim kızı susturduk, hem de kurallarımıza uymayan Osman'ı halledip memlekete bir hizmet yapacağız değil mi? Neyse, bir taşla iki kuş canım. Daha ne olsun?
Yahu saçmalamayın, olur mu öyle şey? Onlar iki eski sevgili yan yana oturtulur mu hiç? Bana bakın, bizim Süreyya'yla Eda gelmişler aynı yatla. Onları sahilden alın, en öne yerleştirin. Bütün magazin basınlarının en üst sıralarını istiyorum, anlaşıldı mı? Sürmanşetlerde biz olmalıyız, yıldız gibi parlamalıyız. Tamam canım, keeps bye. Hallettik. Oo maşallah, kimse de hazır değil. Yavrum sen ne yapıyorsun bu karının kafasında? Sahneye çıkmaya 5 dakikası var, daha maşa mı yapıyorsun? Sen o maşayı sakallarına yap. Sen saç yapmayı biliyor musun? Böyle konuşabiliyor mu? Pancar suratlı. Ha buyurun, bu karının saça bak Allah aşkına. Medusa model mi bu? Yılan mı çıkacak bu karının kafasından? Bana bakın, size 10 dakika süre veriyorum. Bu iki karının da kafası düzelecek. Yoksa sizin kaşeyi keserim. Ya da nereye denk gelirse, tercih sizin, bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz orada? Çekil bakayım oradan. Çek oradan. Bırak. Hepinizi bırakın. Lan seni kim oradan bırak? Çarpacak sana. Sen de kim oradan zekonu? Bak şunu ver ağzına burnuna çarpacağım bir tane. Bırakın onu. Hepiniz bırakın. Bırak. Sen de ver. Sen al ye. Allah aşkına ye. Bırak onu. Bırak. Şimdi bizim ağzına vuracağım bir tane. Bana bakın. 2 dakika sonra podyuma çıkacaksınız. Hala tatlı derdindesiniz. Vücudunuz sızacak. Şişeceksiniz ayı gibi. Dobiler. Değerli konuklarımız, sayın jüri üyeleri, Miss Beauty 2015'e hepiniz hoş geldiniz. Haftalardır hazırlandığımız bu muhteşem geceye güzellerimizin mayolu geçişiyle başlıyoruz. Peki elinizde sihirli bir değnek olsa neyi değiştirmek istersiniz? Ben dünya barışı getirmek isterdim. Sanki Birleşmiş Milletler'e başkan seçiyorlar. Oğlum ortalık bir tuhaf olmuş. Güzelleşmişler abi. İyi, işimize gelir. Issız bir adaya düşseniz, yanınıza alacağınız bir şey nedir? Mesela ben bu sunucuyu alma. Kedimi ve annemi almak isterdim. Anasını da boşuna harcadı kız ya. Selamünaleyküm. Oo, aleyküm selam Osman'ım. Gel bakalım, gel.
Osman abi. Osman? Canım abim. Nasılsın? Vallahi Osman'ım sen nasılsın? İyidir sen. Getirdin mi? Getirdim, otur bakalım. Gelişim Black Mirror 2. sezon 1. bölümdeki gibi oldu Osman. Getirdin mi ne oğlum? Mumma. Ver bakalım çantayı. Ne diyeyim abi? Şey deme Osman. Şey deme, dediklerin yeter. Evet değerli konuklarımız. Bazı teknik aksaklıklardan dolayı yarışmamızı erken bitiriyoruz. Ve sonuçları açıklamak üzere noterimizi sahneye davet ediyoruz. Önce malı büyüce öğrenelim. Bu da. Osman hayırdır? Fotoğrafçılığa mı başladın ya? Ha? Aynur bu ne yol? Lan yemin içiyorum var ya. Keleye getirdi lan bu herif bizi. Kimse pek bulama sen. Bu bir maskadır. İndir indir. Aynur kurtar beni. Aynur. Hiçbir şey yok. Bir şey bir yok. Ana herif geliyor lan. Herif geliyor kardeş. Tamam. Sakin. Bırak o kızı. Bu ne lan? Eldivenlerle mi beni korkutacaksın lan? Bunu tanıdın mı? Bu şefin bıçağı. Ha? Şef? Bu da şefin kafası. Bir daha kendi başına iş yapmaya kalkıp emniyetin alanına girme. Emin Numan. Bizim de kendi çapımızda bir adaletimiz var. Peki yarışma ne olacak abi? Yeni jüriyle yarışmaya devam. O yakalanan adamı tanıyor muydun? Eski bir mesele. İşimiz kahramanlara kaldıysa demiştin. Kahramanlar hiç bitmezmiş meğer. Şefim kraldır, kahramandır. Evet öyle ama ben bir tane daha kahraman tanıdım. Demek Osman'ın karısısın ha. Vallahi bacım böyle olmasını istemezdik. Ben kendisine bu işleri yasaklamıştım. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Numan abi bizi çağırtmış. Hoş gelmişsiniz ama Numan abinin yanı şu anda... Gelsinler. Artık yabancı değiller. Buyurun. Merhaba abi. Ama sen bu işleri yaptığını bilmiyordun değil mi? Ben iş adamı diye evlenmiştim. Demek Osman'ın var yolu gitti ha. Hayaldan gelen rüya gider böyle işte. Bu paraların insana hayrı yoktur bacım. Neyse. Sen al şunu. Osman'ın bir ihtiyacı olursa, şimdi ona mahpusta bakmak sana düşer. Senin de bir ihtiyacın olursa abacığım, her zaman başımızın üstünde yerim var. Numan abi nasılsın? Vallahi Şafak canım, gelin bakalım, gelin. Osman'a mı para gönderiyordun Numan abi? Ha, ne yapalım? Bu da onun emanetiydi. Çam sakızı, çoban armağanı olsun. Ne var ne yok? Ha, düğünü ne zaman yapıyoruz ha? Bak, düğün bana yapacağım ha. Olur.
Laf aramızda Beylicler Gizoş'u kandırabilirsem çifte düğün yaparız. İnşallah abi. Çakılı defanslar, ha? Artistler. Otomatik kapı, açılın bakayım, açıl.